Peki, şimdi öncelikle biraz önce konuştuğumuz konudan girmek istiyorum. Ali, İsmail, Ethem ve diğerleri. Şunu unutmamak gerekiyor. Gezi direnişi hepimizin bir onurudur. Biz o onuru gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Bu ülke, bu ülkedeki devrimciler, bu ülkedeki ilericiler her zaman gericiliğe karşı duracaklar, durmaya da devam edecekler. Aslında COVID-19'a da buradan bağlayarak geçmek istiyorum. Çünkü hükümetin veya siyasi otoritenin veya sağlık otoritesinin aslına bakarsanız COVID-19'a bakış açısı da tamamıyla sınıfsal bir bakış açısıdır. Böyle bakmak gerekiyor. Çünkü kapitalist çark devam ettiği sürece, o sınıfsal ilişkiler devam ettiği sürece toplumun belirli bir bölümünün işte hasta olmuş olması, belirli bir bölümünün ne yazık ki yaşamını yitiriyor olması onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Bugün dünyada böyle bir bakış açısı gelişti. Pandeminin bu dönemine ilişkin Avrupa ve Kuzey Amerika, biz de işte o trenin son vagonlarından birine girdik. Sanki pandemi bitmiş, her şey yoluna girmiş ve hiçbir problem kalmamış gibi davranmaya başladık. Bunu her alanda gösterdik. Sadece biz değil, bu biraz önce sözünü ettiğim ülkeler de aynı şekilde. Oradaki sağlık otoriteleri de aynı şekilde bakıyor. Ama pandemi dediğimiz şey aslına bakarsanız toplumsal bir sağlık sorunudur. Ve toplumsal sağlık sorunlarında aslında sağlık otoriteleri ve siyasi otoriteler bu sağlık sorununu yönetmek, yönlendirmek ve onu modifiye etmek, gereğinde değiştirmek, gereğinde danışmak, herkesle beraber davranmak, bunu olabildiğince demokratik bir biçimde yapmak zorundadırlar. Ama şu anda bulunduğumuz noktada Avrupa, Kuzey Amerika ve bizim de içinde bulunduğumuz bakış açısı ne yazık ki artık pandemiden çıkıldığını, bunun bir toplumsal sağlık sorunu değil, bireysel bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen bir bakış açısı. O anlamda da insanlara sürekli şu söyleniyor. İşte kardeşim siz maskenizi takın. İşte aşınızı da biz veriyoruz zaten. Şimdi yeni aşılar açıldı. O da söylene söylene. Yani aslına bakarsanız bundan bir hafta öncesine kadar aşılar da açık değildi. En sonunda bakan tamam dedi. Açtık aşıları. 6 ay geçenler gitsin aşılarını yaptırsın. 50 yaşın üzerindekiler dedi. Ve işte aşılar da açıldı. Gidin aşınızı da olun. Tedavisi de var. Örneğin şu anda pandemi ödeneği devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ve tüm hastanelerde SGK tarafından kaldırılmış durumda. Yani COVID-19 sıradan bir enfeksiyöz hastalık gibi düşünülüyor artık devlet tarafından. Çünkü daha önce pandemi dönemi boyunca COVID-19 nedeniyle yatan tüm kişilerin özel veya kamu hastanesi olsun fark etmeksizin tüm hastane giderleri devlet tarafından özel olarak karşılanıyordu. Ama şu anda artık bu da kalkmış durumda. Yani insanlar kamuda eğer yer bulabilirlerse, gidip orada tedavi olabilirlerse olacaklar. Ama olamayıp da özel hastanede tedavi olmak isterlerse o zaman mecburen SGK üzerindeki farkı ödeyerek tedavi olacaklar. Ve tüm bu pandemi dönemi bize gösterdi ki aslına bakarsanız pandemiden en fazla etkilenen grup ezilen sınıflar. Bu Avrupa'da da, Amerika'da da böyle oldu. Hatta dünya genelinde hani küresel olarak bakarsak ki ben çok da sevmem bu terimi ama küresel olarak baktığımızda da Afrika gibi, Latin Amerika gibi Uzak Doğu'daki az gelişmiş denilen aslında düşük gelir grubundaki ülkeler, en fazla etkilenen ülkeler. Bizde de yapılan çalışmalar benzer süreci gösterdi. Çünkü yüksek gelir grubundakiler kendilerini bir şekilde korumaya alıp çekilebilirlerken toplumsal ilişkilerden işçiler, emekçiler, işte gereğinde memurlar toplu taşım araçlarını kullanarak fabrikalara gitmek zorunda kaldılar. Üretim süreçlerini devam ettirmek zorunda kaldılar ve COVID-19'a yakalanarak bir bölümü de ne yazık ki yaşamını yitirdi. Genel olarak şimdilik bunları söyleyebilirim. Peki, aşıların açılmasında geç kalındığını söylüyorsunuz hocam. Şimdiye kadar açılmalıydı. Evet. Şimdi bugün bir 50 yaş üstü denildi ama sonra herkese açıldığı da ortaya çıktı değil mi? Bir haber ilk öyle geldi ama herkese açıldı sanırım. Şu anda öyle gibi gözüküyor ama
Büyük olasılıkla bunu bayramdan sonra daha net göreceğiz. Çünkü tam tatile girerken bakan böyle bir açıklama yaptı. Evet. Ve hatta o açıklama yaptığı zaman insanlar sistemlere girdiklerinde hala açılmamıştı. Henüz daha açılmamıştı. Sonra peyderpey o sistemi harekete geçirdiler. Açmaya başladılar. Şimdi tatil bitişi net olarak onu görebileceğiz. Ya o da zaten ayrı bir saçmalık. Bakan 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin demişti. Bir tweet attı. Öyle tarif etti. Evet. Yani onlara aşı açıldı diye. Ama mesela bizim burada haber merkezinde 50 yaşın altında olan arkadaşlarımız sisteme girmişler ve aşı, onlara da aşı verildiğini görmüşler. Orada bir kafa karışıklığı var. O tam net değil hala anladığım kadarıyla. Peki hocam, şimdi bu aşılar şimdiye kadar açılmalıydı, geç kalındı dediniz ya, şu anda niye açtılar? Bu az önce gösterdiğim vaka tablolarıyla ilişkili mi bu acaba? Yani Sağlık Bakanlığı da bir risk gördüğü için mi şimdi açtı bunları? Bir de dünyada nasıl acaba? Yani başka ülkelerde hatırlatma dozu yapıyor mu hocam? O konuda bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi bir kere dünyadan başlayayım. Dünyada bir kere bu anımsatma dozları hiç kesilmedi. Devam etti. Yani Avrupa'da, Avrupa Birliği ülkelerinde, İngiltere'de ve Kuzey Amerika diyelim, o bölgelerde hiç kesilmeden devam etti. Zamanı gelen özellikle risk grubundakiler 3 veya 6 ay içerisinde geçtikten sonra tekrar aşılarına olmak için davet edildiler. Bizim ülkemizde hani onlar da ne yaptığını, sağlık otoritesi de tam olarak ne yaptığını biliyor mu ben de bilmiyorum. Çünkü sürekli olarak şunu söyledik birçok bilim insanı ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Klimik Derneği, benim kendi uzmanlık derneğim de bununla ilgili açıklama yaptı. Risk grubunda bulunanlar, özellikle bu yeni varyantlarla beraber hızla yayılmaya başlayan, hani pandemi sürecinin yeniden hızlanmaya başlamasıyla mutlaka aşılanmalılar diye, bundan yanılmıyorsam yaklaşık 2-3 hafta önce bir açıklama yaptık zaten biz uzmanlık derneği olarak. Ve ama insanlar hep bize şu şekilde döndüler. Ya giriyoruz sisteme, bize sistem aşı vermiyor, aşı tanımlamıyor diye yakındılar. Ama biraz önce sizin de o tabloda gösterdiğiniz gibi, ki bu sayıların da ne kadar gerçek olduğu tartışılır. Zaten orası apayrı. Yani çok daha üstünde olduğunu biliyoruz biz bunun. Bazı otörlere göre bunun 10 katı falan hesap edilmesi gerekiyor da, hani ben o kadar olmadığını düşünüyorum. Ama gene de bir 100 bin civarında şu anda bir olgu sayısı olması lazım. Haftalık daha yüksek olması gerekiyor. Çünkü şunu söyleyebilirim size. Şu anda toplumda belirli bir bağışıklık düzeyi var. Hem geçirerek hem de aşıdan kaynaklı. Ve buna bağlı olarak da aslında hastaneye yatışlar daha düşük oranda. Bu kadar olgu sayısında daha yüksek bekleriz biz. Ama hastaneye yatışlar başladı. Buna karşın hastaneye yatışlar başladı. Hatta yoğun bakıma yatışlar başladı. Yani yoğun bakımlarda COVID-19'ları tekrar tedavi etmeye başladık. Bu demek ki şu anki olgu sayımız bizim günlük en az 30-40 binler civarında. Yani hani yaklaşık olarak bunu söyleyebilirim. Ama bakanlığın açıkladığına bakarsanız biz aslında şu anda çok başarılı bir biçimde pandemiyi de bitirdik. Büyük olasılıkla bu riski kendileri de gördüler. O nedenle de bu aşıları tekrar açmak durumunda kaldılar. Bir şey soracağım. Sevgili hocam, yani şu görüşe ne diyorsunuz? Gerçekten sağımızdaki solumuzdaki herkes, ama herkes mutlaka bir COVID riskiyle karşı karşıya olduğunu, ya COVID olmuş ya yakını COVID olmuş. Belki de hepimiz temaslı haldeyiz, yani öyle geziniyoruz. Ama işte buna karşılık şu görüş bizim beynimize zikredilmiş durumda. Ya tamam, eyvallah da COVID de artık grip gibi bir şey. Grip olduğumuzda bu kadar endişeleniyor muyuz diyerek bizi susturmaya çalışıyorlar. Ya bakanlık susturuyor, ya da işte bir şekilde kendisini doktor diyen başka insanlar susturmaya çalışabiliyor. Bu görüşe ne diyorsunuz? Yani COVID grip oldu mu? Belki çok klişe bir soru ama lütfen biraz daha anlayabileceğimiz dilde anlatabilir misiniz? Peki, Barış Bey, çok teşekkür ediyorum ve bu arada size de çok teşekkür, ayrıca teşekkür ediyorum. Sizin yazılarınızdan kaynaklı da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir Cumhuriyet okuru olarak. Şimdi bir kere COVID grip olmadı. Onun dışında özellikle risk grubundaki insanlar
grip olduklarında da korkmalılar aslına bakarsanız. Yani hani bir de işin o yönü var. Çünkü influenza da özellikle risk grubunda öyle hafifçe atlatılabilecek bir hastalık değil. Yani grip dediğimiz bayağı ciddi, sistemik, tüm o sistemimizi tutan, insanı 3-4 gün yatağa yapıştıran, 39-40 dereceye kadar ateşi de yapabilen, onun dışında eğer risk grubundaysa buna yakalanan insan, akciğerleri de tutabilen ve hatta ölüme kadar götürebilen bir hastalık. Şimdi COVID grip olsa da yine de riskli bir hastalık sınıfından çıkmamış olacak. Ama yine de COVID grip olmadı. Yani öyle de olmadı. Şimdi bu son varyantlarla beraber BA4 ve 5 virüs kendini o kadar değiştirdi ki şunu görüyoruz. Hastalık yapma özelliğinde hiçbir şey kaybetmedi. Yani akciğerleri tutabilme, sistemik infeksiyon oluşturabilme özelliklerini hiç kaybetmedi. Ama tam bunun dışında, bundan farklı olarak çok hızlı yayılabilme, insana daha çabuk bulaşabilme özelliği kazandı. Yani hani bizlerden daha akıllı canlılar demeye başladım ben onlara. Geçenlerde onunla ilgili bir çalışma vardı. Bir kişinin bağışıklığı baskılanmış bir kişi üzerinde yaklaşık 9 kez mutasyona uğrayarak başka bir insana çok daha rahat kolay bulaşabilme özelliği kazanan mutasyonlar oluşturuyor. Şimdi bu anlamda da hani COVID'in gribe dönmediğini söyleyebiliriz. Risk grubunda özellikle hala ağır hastalık yapabilme, yoğun bakıma yatırabilme ve can kaybına yol açan bir hastalık oluşturabilme yetisinde olduğunu da söyleyebiliriz. Peki. Fikret abi buyurun. Fikret abi buyurun. Bülent hocam ben de şunu sormak istiyorum. Şimdi siz de ifade ettiniz bu virüs sürekli kendini değiştiriyor. Yeni bir modele geçiyor ve hasta yapmaya devam ediyor. Şimdi biz de başından beri Sinovac, BioNTech diye aşılar kullanıyoruz. Acaba bu aşılar da virüsün yeni yapısına göre bir değişikliğe uğruyor mu? Yeni aşı üretiliyor mu yoksa hep aynı aşı mı iyi mi oluyoruz? Şimdi bizim olduğumuz, soru için teşekkür ediyorum Fikret Bey, bizim olduğumuz ilk aşılar inaktive virüs aşılarıydı ve bu aşı o anda çıkan, yani Çin'de ilk çıkan, ilk virüsün zayıflatılmasıyla elde edilen bir aşıydı. Ki daha sonrasında bakın onu etkisiz demiyorum. Bizim o geçen sene korkunç bir biçimde yaşadığımız, Nisan-Mayıs'ta yaşadığımız o pandemi dalgasında sağlık çalışanlarını ve risk grubundakilerin önemli bir bölümünü o aşı sayesinde biz koruyabildik. Ama virüsün o değişimleri sonrasında, sonra Delta varyantı çıktı, İngiltere varyantının üzerine ve sonra Omikron çıktı. Şimdi virüs öyle değişime uğradı ki, İnsan vücuduna tutunduğu yerdeki değişimler virüsün aşılara karşı direncini de sağladı. Çünkü aşıların en önemli etkinlik yeri o virüsün insan vücuduna tutunduğu spike proteinine karşı ya da çıkıntı diyelim, o çıkıntıya karşı geliştirdikleri antikorlar. Şimdi virüs o yapısını değiştirdikçe ne yazık ki elimizdeki aşıların etkinlikleri de buna bağlı olarak düşmeye başladı. Şu anda en etkili olabilecek aşı grubu mRNA aşıları ama bu Omikron'un BA4 ve 5 varyantlarına karşı ne yazık ki etkinliklerinde belirgin bir düşüş var. Bu nedenle zaten sanırım BioNTech önümüzdeki Ekim-Kasım aylarında bu BA4 ve 5'e de etkili olabilecek yeni modifiye aşılar çıkartmaya başlayacak. Yani onu da kapsayacak. Aşılar çıkartmaya başlayacak. Yanılmıyorsam Moderna çıkarttı ve test çalışmalarını da yani o faz çalışması yapmadılar. Kusura bakmayın o çalışmalarını da bitirdiler ve bir başvuru yaptılar. Onun onayını alabilmek için. Yani biz önümüzdeki yıla olasılıkla yeniden hazırlanmış modifiye aşılarla gireceğiz. Peki inaktive virüs aşısı ne olacak? Eğer şu anda elimizdeki suçlularla bir inaktive virüs aşısı yaparsak o zaman bu aşı da etkili olur. Ama eski suçlarla yapılan inaktive aşıların ki Türkovak da buna dahildir ne yazık ki etkinlikleri çok düşük. Hocam peki, bir de şunu sormak istiyorum izniniz olursa. Hocam bir de bir kavram kargaşası yaşıyor insanlar. Bizler de yaşıyoruz tabii.
Şimdi bir hatırlatma kavramı kullanılıyor. Ama bunun hangi aşamada başladığını karıştırıyoruz. Ben şu örnekleri vereyim. Şimdi gençlerde 3 tane BioNTech aşısı olanlar var. Bizim kuşakta 2 BioNTech, 2 Sinovac, 3 BioNTech olanlar var. Bu son aşıların üzerinden 6 ay geçen var, 8 ay geçen var, 9 ay geçen var. Ve bu süre içerisinde aşılar yenilenmedi. Şimdi tekrar yenilenmesi gerektiği ortaya kondu. Ben şunu sormak istiyorum. Yani şimdi biz 6 ay, 8 ay aşı olmadan durduk. Bu aşıların bizleri koruma süresi konusunda elinizde bilimsel veriler var mı? Mesela ben bugün bir hocamızı okudum. Şimdi olacağımız hatırlatma dozunun 2 ila 12 hafta bizi koruyacağını söylüyor. Yani biz 2-3 ayda bir aşı mı olacağız bu hastalığa karşı? Hayır, öyle değil. Şimdi şöyle söyleyelim o zaman. Şimdi sizin olmuş olduğunuz BioNTech'ten bahsediyorum. İlk 2 doz normalde sizin olmanız gerekli olan dozlar. Yani bağışıklık sisteminizi harekete geçirecek ilk 2 dozu olmuşsunuz. Onun ardından 3 ay sonra veya 6 ay sonra yeni dozu olduğunuz zaman işte o aslına bakarsanız anımsatma dozu. Yani ondan sonra olacağınız her doz anımsatma dozu olarak geçiyor. Şimdi yapılan bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Özellikle bağışıklığı baskılanmış ileri yaştaki veya altta yatan hastalığı bulunanlarda ama özellikle bağışıklık sorunu olanlarda antikor düzeyleri 3. aydan sonra, 2. aydan, 8. haftadan sonra ve 12. haftadan sonra düşmeye başlıyor. Bir belirgin düşüş oluyor. O nedenle şunu söyledi birçok bilim insanı çalışmalarla. Risk grubunda olan ve bağışıklık yetmezliği olanlar 3. aydan sonra anımsatma dozlarını mutlaka yaptırsınlar. Ama erişkin, genç, sağlıklı bireyler için bu süre uzayabilir. 6 aydan sonra veya 9 aydan sonra da olabilir. Ama bizim şu anki korkumuz şu. Virüs çoğalmaya devam ediyor ki bunun müsebbibi de bunun aslına bakarsanız sorumlusu da tamamıyla o gelişmiş dediğimiz Batı ülkeleri veya Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. Çünkü gelen tüm varyantlar ne yazık ki hastalığın yaygın olduğu yerlerden özellikle Afrika'dan geliyor. Oralara doğru düzgün bir aşılama programı yapılmadığından dolayı. Bizim korkumuz şu, virüs sürekli kendini yenileyerek yeni forma giriyor ve elimizdeki aşının etkinliği de sürekli olarak düşüyor. Bu nedenle anımsatma dozlarına gereksinimimiz var. Çünkü zaten düşük olan o koruma oranına daha fazla ulaşabilmemiz gerekiyor. Eğer modifiye aşılar çıkarsa bu olasılık ortadan kalkacaktır büyük olasılıkla. Sürekli aşı olmak durumunda kalmayacağız. Peki hocam, kısa bir cevap rica ediyorum Bülent hocam. Maske geri dönecek mi? Bayramda yemek, bayram sofralarında oturduk, uzun uzun sarıldık, öpüştük, akraba ziyaretlerine gittik, geldik. Çok güzeldi. Peki sonbaharla birlikte yeniden o eski günlere dönme ihtimalimiz var mı? Şimdi şöyle, kapalı alanlarda ve toplu taşımalarda zaten maskeyi hiç çıkartmamamız gerekiyor. Evet. Yani o çok net. Açık alanlar bizi biraz daha koruyan yerler. Ama şu anki varyantlar o kadar hızlı bulaşıyor ki hatta son çalışmalar şey dönüyor. Yani kızamık kadar hızlı bulaşıyor. Yani bulaş hızı çok yüksek. O anlamda yani açık alanlarda da eğer sosyal mesafenizi koruyamadığınız bir durumdaysanız olasılıkla karşınızdaki hastaysa size de hemen virüs bulaşacaktır. O nedenle de ben hani birileriyle çok yakın temas edecekseniz ve o kişinin aşı durumunu bilmiyorsanız, size yabancıysa, kapalı bir alana giriyorsanız, toplu taşıma aracı kullanacaksanız maskenizi takmanızı tavsiye ederim. Çünkü sonbahar bizim için gerçekten sıkıntılı olacak gibi görünüyor. Tabii bunu biz hekimler olarak ve sağlık çalışanları olarak biz göreceğiz ama siz ne kadar göreceksiniz o Sağlık Bakanlığı'nın tablolarından o konuda da şüpheliyim. Ve asıl risklerden bir tanesi de bu hacılar dönecek şimdi. Onlarla ilgili hiçbir şey yapılmadı biliyor musunuz? Yani oraya giderlerken, şimdi Türkiye'de geleneksel olarak hacca gidenler biliyorsunuz daha yaşlı insanlardır. Risk grubundadır yani COVID-19 için. Ne yapıldığını bilmiyoruz. Aşıları tamamlandı mı? Orada nasıl davranıyorlar? Şimdi gelecekler. Geldiklerinde tarama yapılacak mı? Test yapılacak mı onlara? Hiçbir şey yok. Onlar gelecekler. Risk.
Bayram dönüşü insanlar tekrar büyük şehirlere toplanacaklar. Ne olacak bilmiyoruz, risk. Ne yazık ki şu anda pandemi bitmedi. Tüm dünyada devam ediyor. Biz de dünyanın bir ülkesi olarak bu süreci yaşamaya zorunluyuz. Peki Bülent Hocam, çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin sizlere. Sağ olun. 5 dakika